3600 ek göstergeyi bekleyen İyi Partili de var, CHP'li de var, AK Partili de var. Mazot fiyatları, dolar fiyatından canı yananın partisi yok. Mazot fiyatından canı yanan çiftçinin partisi var ama hangi partiden olduğunun bir önemi yok. Asgari ücret 290 dolar asgari ücretle mahallenin bakkalı kapandıktan sonra ve çocuğu uyuduktan sonra eve giren, borcundan dolayı esnafın kapanması ve mahalleye giremeyen genel başkanımıza bunu bizzat anlatan, sahada anlatan insanlar oldu. Ve daha sonra çocuklar uyuduktan sonra sessizce boş fileyle eve giren babanın hangi partiye geçmişte oy verdiğinin önemi yok. O yüzden AK Parti'de daha önce de söylemiştik biz bunu, İpek Hanım hatırlıyorum bir stüdyo programında sizin de olduğunuz, ben şöyle anlatmıştım İstanbul stüdyosunda. AK Parti'deki erime bir buz kütlesinin yavaş yavaş erimesi gibi değil de bir buzdağından hatırı sayılır bir kitle koptu ve hızla uzaklaşıyor demiştik. Şimdi o hatırı sayılır kitle, o kararsız kitlesi yavaş yavaş dağılıyor ve dağılırken de kendi sorununu dile getiren, köyünde, mezrasında, fabrikasında, kahvesinde gelip onu bulup, onu gören, onu dinleyen ve bunu mecliste söyleyen partilere doğru yönleniyorlar. AK Parti'nin bugün işte %23'lerde, %25'lerdeki oyunun gerileyeceğini ve birkaç ay sonra ilk kez, ama ilk kez AK Parti'yi ikinci parti göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok uzun süre sonra birinci parti göreceğiz. Birkaç ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti göreceğiz. AK Parti'yi ikinci parti göreceğiz diyorsunuz. Birkaç ay sonra. Öyle mi? Birkaç ay sonra. Yani eğer anketlerdeki gidişat değişmez, AKP'deki bu erime sürer, Cumhuriyet Halk Partisi bu kararsız seçmenden son iki ayda aldığı pay gibi pay almaya devam ederse, bundan iki ya da üç ay sonraki bu rutin hepimizin takip ettiği anketlerde AKP'yi artık ikinci parti olarak göreceğiz. Hatta üçüncü parti olarak görmemize de bir altı ay kalmış olacak. Öyle görülüyor. Yani yavaş yavaş AK Parti üçüncü parti diye doğru da gerilecek. İkinci partiyi İyi Parti mi yapıyorsunuz bu düşünceye göre? Şu anda Türkiye'nin üçüncü partisi Kararsızlar Partisi. Görünen o. Kararsız, boş, protestoyu topladığınızda CHP'den az ama dördüncü partiden çok bir noktadalar. Ama bu kararsızlar eridikçe AK Parti önce ikinci partiye sonra üçüncü parti durumuna geri diyebilir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu, İyi Parti'nin ikinci parti olup AK Parti'nin onun ardında yer aldığı bir tabloyu görmemize de herhalde hani gidişat böyle olursa, bir daha söylüyorum, gidişat böyle olursa herhalde 8-9 ay var. 2-3 evet. ay sonra biz CHP'yi birinci parti olarak göreceğiz diye ümit ediyoruz. Gidişat böyle olursa dediniz ya Özgür Bey, gidişatın böyle olmaması için AK Parti'nin ne yapmasını beklersiniz? Mesela onun o ne yaparsa gidişat böyle gitmez. Mehmet Barlas köşe yazmazsa, Merkez Bankası Başkanı gerçekten bağımsız, tarafsız olursa, RTÜK muhalif basını susturmak için bir değnek olmaktan çıkıp meslek etik ilkelerine uygun davranırsa, ne bileyim ya, çok kopya verdirdin bana, bir de Allah korusun yapmaya kalkarlar. Yani şaka bir yana, şimdi bu terziden o elbise çıkmaz. Yani bu kumaştan her şey olur ama bu terziden, bu ülkeden her şey olur. Çok hızlı toparlanılabilir. Çok iyi her şey olur. Bu kumaştan en güzel elbise dikilir ama bu terzinin gözüyle, bu terzinin gönlüyle bu milletin üstüne uyacak yeni bir kıyafet çıkmaz İpek Hanım. Evet. Özgür Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bürokratlara bir uyarıda bulundu. Ciddi bir uyarıydı. Fakat yansıyan bir kulis var bugün, özellikle internet sitelerine. Bakanlar ve üst düzey bakanlık yetkilileri üzerinden bürokratlara hataya düşmeyin uyarısı yapıldığı belirtiliyor. Ne dersiniz? Bürokratlar arasında başlayan hareketlilik bu uyarıyla sekteye uğrar mı, durur mu? Ya şimdi şöyle, bizim zaten yaptığımız uyarı, kendiliğinden yaptığımız bir uyarı değildi ki. Bir talebi yerine getirdik biz. Bürokrasiden gelen talebi yerine getirdiniz, doğru mu? Evet, evet, evet. Çok açık söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Elbette en çok genel başkanımıza, çünkü genel başkanımız bürokrasiden geliyor
ve çok ciddi bağları, bağlantıları var ve ayrıca ana muhalefet partisi lideri her yerden bilgi alır, ona bilgi gelir, ulaşır insanlar her yolla. Sayın Genel Başkan da herhalde en rahat iletişim kurulabilen, ulaşılabilen liderdir kendisi Türkiye'de. Ayrıca bizlere, hepimize şöyle şeyler geldi. Ya bunlar gider ayak gözleri iyice döndü. Daha da dönecek. Ama imzaları bize attırıyorlar, bürokrasiye attırıyorlar. Gelecek dönemin iktidar partisi, iktidar namzeti parti olarak siz bir bizi arkalasanız. Hiç olmazsa biz, ya bakın siz böyle diyorsunuz ama adamlar ne diyor diyebilsek. Hiç olmazsa bizden taleplerde bir bariyer olsa, yani kimse şey imzasına bariyer çekmez. İpek Hanım, devletin ihtiyacı için atılan rutin gerekli imzalara kim ne der? Ama suça teşvik eden, daha doğrusu suça iten imzalar. Örneğin yani ne bileyim Kanal İstanbul'un ÇED raporunun, bütün dünyadaki, bütün Türkiye'deki uzmanlar Kanal İstanbul'un ne büyük bir çevre doğa faciasına sebebiyet vereceğini anlatırken, ya bütün odalar hangisinin alanına giriyorsa, depremle ilgili oda depremi tetikler diyor, çevre mühendisleri öz çevreyi diyor, suyla ilgili mesele de bu. Herkes bir yerinden rahatsızken buna ÇED olumlu raporunu nasıl alınıyor diye düşünüyorsunuz. Birileri suç işliyor ve birilerini zorla suça teşvik ediyorlar. O yüzden bir de sadece o da değil. Kanal İstanbul'dan konu açılmışken Özgür Bey, bugün bir açıklama var. Bakan kurum yaptı açıklamayı. Kanal İstanbul Cumhurbaşkanlığımızın milletinin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği bir projedir diyor. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz milletin buna onay verdiğini? Ya şimdi Cumhurbaşkanı'nın milletin onayına sunduğundan kastı şu. Cumhurbaşkanımız seçimden önce de Kanal İstanbul lafı ağzında vardı. Seçildiğine göre böyle. Şimdi bunların anlayışı şu. Cumhurbaşkanı gece uykusunda konuşmaya başlasa bunların kanalları canlı yayında veriyorlar bunu. Yani Cumhurbaşkanı'nı öyle bir hale soktular ki ona oy vermek demek, onun yani ona bir kez yetkinin verilmiş olması demek, o hal şartlarında böyle her türlü baskı ortamında kıl payı kazandıkları bir seçimden, değiştirdikleri bir anayasadan sonra da kazandıkları bir seçimden geleceğe dönük kendilerinin bütün projelerinin, bütün niyetlerinin onaylandığını, geçmişe dönük de bütün pisliklerinin üstünün örtüldüğünü düşünüyorlar. Mesela hırsızlık ve yolsuzluk ancak mahkemede aklanır. Sandıkla aklanmaz. Bir yolsuzluk yapan, yolsuzluk iddialarında bulunan birileri, hakkında yolsuzluk iddialarında olan birileri üzerlerinde dokunulmazlık varken, yani mahkeme önüne çıkmamış, savcı karşısına çıkmamışken, yapılan seçimde bir kez daha seçilince onlar dokunulmazlığını uzatırlar ama geçmişlerini aklamış olmazlar. Bunu anlatamıyorsunuz bu insanlara. Daha doğrusu böyle bir kabulleri var. Bütün suçlarımız örtüldü. Bütün projelerimiz onay aldı. Şimdi buradan Murat Kurum'a söyleyelim. Eğer böyle düşünüyorsam, hodri meydan, getirin sandığı koyun. Bence bütün Türkiye'nin önüne. Çünkü Kanal İstanbul sadece İstanbul'un sorunu değil, Türkiye'nin hatta dünyanın sorunu. Ama gelin koyun sandığı. İster İstanbul'a koyun, ister bütün Türkiye'ye koyun. Hodri meydan. İkisine birden koyun. İkide iki yapmazsak yapın kanal. Ama yapamazsınız. Buna cesaret edemezsiniz. Millet bu kanalı istemiyor. Kanal İstanbul için sandığı koyarsanız, eğer Kanal İstanbul için, emin olun %70'e yakın hayır çıkacak. Bütün anketler böyle. Zaten normal İstanbullular başta olmak üzere birçok imza toplandı bunun için yapılmasın diye. Öyle değil mi? Tabii canım, ya kanal ya İstanbul diye İstanbullular. Yani kanalı yaparsan İstanbul gidecek. İstanbul iki kıtayı birleştiren bir şehir değil mi? Evet. Ortasından boğaz geçen bir şehir. Şimdi ne olacak? İki yarım ada bir ada. Bir ada yapacaksınız. İki tane de yarım ada. Yarım adalardan bir tanesi Avrupa, bir tanesi Asya, ortadaki ada ne ortadaki ada? Böyle bir yapı ve doğal değil. Yani ben şimdi Kanal İstanbul'un mahsurlarını sıralamayayım. Bilim insanlarının bütün endişeleri ortada. Ama ben normalde çevre konularında, insan hakları konularında, evrensel ölçütler içinde referandum yapılmasını dahi doğru bulmam. Yani bir çevre katliamını referandumla, memorandumla,
Ve oradaki propaganda gücünüzü kullanarak aldığınız destekle meşrulaştıramazsınız. Tartışılmamalı bile diyorsunuz. Evet. İnsan hakkı ve çevre hakkı ihlallerinde bu böyledir. Evet. Ama anketlerde %70'i görünce bunlar da biz sorduk onaylandı deyince hadi odru meydan diyoruz, getir sandığı koy da görelim. Koyamazlar. Evet. Koyamazlar.